Akşamlar sayın seyirciler, gelişmelerle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesinin tünel yapım şantiyesini ziyaret etti. Şanlıurfa'nın yer almadığı projeye tepkiler gecikmedi. Bugün de farklı... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesinin tünel yapım şantiyesini ziyaret etmesi sonrası Şanlıurfa-Gaziantep arası hızlı tren projesinin askıya alındığı iddiaları tekrar gündeme geldi. Şanlıurfa'nın bu projede yer almaması birçok kesim tarafından da tepkilere yol açtı. Burası Gaziantep ile Mersin arasında, içinde Osmaniye ve Adana'nın da bulunduğu çok önemli bir hat. Gaziantep'ten trene binen bir arkadaşımız Osmaniye'ye uğradıktan sonra Adana, Mersin üzerinden Karaman, Konya, oradan Ankara, İstanbul, hatta Kapıkule'den Avrupa'ya kadar ulaşabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'yı da kapsayacak olan hızlı tren projesini yaklaşık 5 yıl önce duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi Şanlıurfa'ya gelmiş ve hızlı tren sözünü vermişti. Konuyla ilgili o dönemde açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Mersin-Adana-Gaziantep hattının inşaatı başladıktan sonra Gaziantep-Şanlıurfa hattının ihalesinin devreye gireceği bilgisi vermişti. Şanlıurfa'yı inşası halen devam eden Adana Gaziantep hızlı tren hattı üzerinden tüm Türkiye'ye hızlı tren ağıyla bağlıyoruz. Bakan Kara İsmailoğlu'nun ziyareti sonrası tekrar gündeme gelen hızlı tren projesi Şanlıurfa'dakiler tarafından tepkilere yol açtı. Muhalefet kesiminden gelen tepkilerde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'ya hızlı tren getirme sözü veren AKP iktidarının vaadi fos çıktı. Kara tren gecikir belki hiç gelmez, dağlarda salınır da derdimiz bilmez sözlerine yer verdi. Hüdapar İl Başkanı Emin Özaslan ise Şanlıurfa halkı adına Ankara'ya bir çift lafım var. Şanlıurfa bir elektrik dağıtım şirketinden daha büyüktür. Hızlı tren projesinde Şanlıurfa es geçilirse Urfalılar hızlı trenden daha hızlı karar verirler. Urfalılar es geçilmeyi kabul etmezler dedi. Öte yandan Deva Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz ise o gün hızlı tren hattında Urfa yok dediğimizde algı operasyonu yapılıyor diyen iktidarın il başkanları, milletvekilleri siz orada mısınız ya da son günlerin moda tabiriyle sen nerededir sözlerine yer verdi. Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 7 yılda 35 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir Polis Evi'ndeki yemekli programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Sınırları korumak için her türlü müdahaleyi yeri ve zamanı geldiğinde yapacaklarını dile getiren Akar, bu kapsamda 24 Temmuz 2015'ten itibaren 35.656 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerin de yakından izlediği gibi uluslararası arenada, uluslararası ortamda özne haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sorumlulukları arttı. Bizim tabii bu arada yaptığımız en önemli faaliyetlerin başında terörle mücadele geliyor. Hepinizin yakından bildiği gibi. Bu 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu terör belasından ülkemizi, milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı kurtarmakta kararlıyız. İnşallah Mehmetçik, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla bu mücadelesini sürdürüyor ve en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek ve inşallah asil milletimizin, sizlerin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla ve Allah'ın yardımıyla inşallah bu terör belasından asil milletimizi sizleri kurtaracağız. Buna kararlıyız. 24 Temmuz'da büyük bir hava harekatıyla bu terörle mücadele yeniden başladı. Bu mücadele sonunda 35.656 terörist bugüne kadar etkisiz hale getirildi. Bu mücadele devam edecek. Bunun sonu yok. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilecek, terör bitecek ve vatandaşımız rahata, huzura kavuşacak ve bizim operasyonumuzda duracak. Ona kadar, o bitinceye kadar, o noktaya gelinceye kadar da hiçbir şekilde durmak asla söz konusu değil. Bunu devam ettireceğiz değerli arkadaşlarım. Suriye'de PKK, PYD ve YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 zanlı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Suriye'de PKK-PYD, YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten 6 zanlı yakalandı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemde PKK-PYD, YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Şanlıurfa Merkez ve Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlılar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle döküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu. Suriyeli misafirleri dinleyen Vali Ayhan, misafirlerimizin yapılan provokasyonların içerisinde olmamasını istiyorum dedi. Şanlıurfa'da toplumun her kesimiyle buluşmalarını sürdüren Vali Salih Ayhan bu kez Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya geldi. Sizlerin fikirlerini dinlemek ve tanışmak istiyorum. Buluşmada kanaat önderlerini dinleyen Vali Ayhan, iki ülke insanlarının binlerce yıla varan bir süreç içerisinde kardeşlik hukukuyla bugünlere geldiğini kaydetti. Türkiye'nin her zaman mazlumdan yana duruş sergilediğini ve bunun en güzel tanıklıklarının Suriyeli misafirler olduğunun altını çizen Vali Ayhan şöyle konuştu. Kardeşlik hukukumuzu zedeleyecek davranışlardan öncelikle uzak duracağız. Bazı alanlarda yani yaşam kültürümüzde farklılıklarımız olabilir. Ama biz uzun zamandır birlikteyiz ve neredeyse binlerce yıldır aynı kaynaktan besleniyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmelere paralel olarak da biliyorsunuz tahrik ve provokasyonlar yapılıyor ama buna asla kapılmamamız gerekiyor ve bunu özellikle isterim istiyorum. Sosyal medya üzerinden çok provokatör paylaşımlara asla hiçbir şekilde ne bu taraftan ne öbür taraftan müsaade etmeyeceğiz. Bu hissiyatımızı, bu hassasiyetimizi Suriyeli misafirlerimizle de paylaşmak istiyorum. Ensar muhacir ilişkisi tadında bugüne kadar gezilen birlikteliğin özellikle bu şekilde devam etmesini özellikle istiyorum. Suriye'deki durumun da normale dönmesi ve buradaki kardeşlerimizin de ülkelerine dönüşe kadar bu durumun devam etmesini istiyorum. Güvenlikten asayişe, sağlıktan diğer sosyal faaliyetlere kadar ve ekonomik gelişime kadar destekliyoruz ve o bölgenin ihya olması için gayret gösteriyoruz. Şanlıurfa'da partisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi il ve ilçe başkanları toplantısına katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da vaat ettiği çiftçilere bedava elektrik sözünü o da verdi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da düzenlenen partisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi il ve ilçe başkanları toplantısına katıldı. Bölgedeki elektrik sorununa da değinen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha önce Şanlıurfa'ya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi çiftçiye bedava elektrik sözü vererek şöyle konuştu. İktidarımızda çiftçimiz elektriği ücretsiz alacak. İktidarımızda esnaflarımıza elektriği %50 tezilatlı olarak verecek. Onu sorunca diyorlar ki kaynak nereden? Kaynak açık, kaynak net. Allah'ımızın bize verdiği bu coğrafyada 365 günün 300 gününde güneşimiz var. Niye güneş enerjisi yapıyoruz? Niye güneş panelleri kurmuyoruz? Adamı olan güneş paneli kurmayacak. Torpili olan güneş paneli kurmayacak. Güneş enerjisini isteyen herkes var. DEDAŞ, Ali Kıran başkesel olmuş. Terörist diyor, DEDAŞ'a dur dememiz lazım. Soruyor, rahmetli Bülent Ecevit döneminde, Erbakan Hoca döneminde, soruyor Süleyman Demirel döneminde, Özal döneminde DEDAŞ var mıydı? Türkiye Elektrik Kurumu vardı, herkese şefkatli bir şekilde bakardı. O dönemde elektrik parası tarımdan alınmazdı, köylüden alınmazdı. Şimdi DEDAŞ'ın tahsilatçısı
üzülerek söylüyorum diye jandarmamız olmuş, emniyet mensuplarımız olmuş. Benim jandarmam ve emniyet mensubunun görevi DEDAŞ'ın tahsilatını yapmak değil, bayrağımızı ve toprağımızı korumak. Daha sonra partinin Haliliye ilçe başkanı Ömer Doğan'ın 7 yaşındaki oğlu Selahattin Eyüp Doğan'ın sünnet düğününe katılan Sarıgül düğünde davul zurnayla karşılandı. Vatandaşlarla beraber halay çeken Başkan Sarıgül para yağmuruna tutuldu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ovaya kanallardan su verilmesinin ardından yükselen taban suyu bazı mahalleleri adeta bataklığa çevirdi. Suruç ilçesine sulama yapılabilmesi için Atatürk Baraj Gölü'nden su verildikten sonra bazı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatı tamamen değişti. Suruç Ovası'nın bereketinin geldiği projede yükselen taban suyu bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Birçok kırsal mahallede olduğu gibi ilçeye yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Kara Mahallesi de adeta bataklığa dönüştü. Mahallede yaşayan birçok vatandaş pis koku ve böcekler nedeniyle Suruç ve Şanlıurfa merkeze taşınırken mahalleden ayrılamayanlarsa yaklaşık 4 yıldır olumsuzluklarla boğuşuyor. Sudan dolayı ya suyu kalktığı için. Mahallenin içerisine kadar gelen sular bazı evleri de basarken bataklığa dönüşen tarım arazilerinde çiftçiler ürün ekemez hale geldi. Yıllardır mahallede yaşayan engelli Hazal Orçun şöyle konuştu. Hep sinek, hep pislik, mikrof, çocuklarım hasta oluyor. Ben engelliyim, oturuyorum kapının önünde. O kokusu boynuma geliyor, hep hastalıktır. Peki böyle giderse burada yaşamaya devam edebilir misin? Nasıl devam edeceksin? Hep kaçıp gideceksin. Sıkıntıları anlatan diğer mahalle sakinleri de yetkililerden sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Ya burada gidiyorum görüyorsun. Bir pis suden, kokudan, sineklerden ne yatılıyor ne durabiliyoruz. Evet. Atı görüyorsun. Halimizi görüyorsunuz. Perişanız. Çocuklarla ailece perişanız yani. Bu bizim halimiz. Ne zamandan beri böyle? Abi bu su geldiğinden beri böyle. Kaç yıldır yani? Yani ortalama nerede baksan 4-5 yıldır böyle. Bak her yer batak içinde. Köylerimiz yani mağdurdur. Gerçekten görüyorsunuz zaten. Hepsi göz önünde. Nedir? Yetkililerden talebin nedir? Yetkililerden altyapı istiyoruz. Kanalizasyon istiyoruz. Bak orada koyunumuz var. Bu pis su direktmen koyun içine giriyor. Ondan sonra çocuklar hasta oluyor. Yani o su içilmiyor yani. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen gökyüzünde süzülen Mezopotamya hikayesi uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne olurken animasyon eşliğinde eğlenen çocuklara pamuklu şeker ikram edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından GAP Vadisi 3. etapta gökyüzünde süzülen Mezopotamya hikayesi uçurtma şenliği düzenlendi. Geri dönüyorsunuz. 1, 2, 3. Animasyon ve çeşitli gösterilerin sunulduğu alana gelen çocuklara görevliler tarafından uçurtma dağıtıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de katıldığı etkinlikte çocuklar kadar büyükler de eğlenme fırsatı buldu. Sanat atölyelerinin kurulduğu alanda büyükler ebru sanatı icra ederken çocuklarsa uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Yumurta, halat çekme ve çuval yarışına katılan çocuklar doyasıya eğlendi. 2, 3. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödüllerini verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen gökyüzünde süzülen Mezopotamya hikayesi uçurtma şenliği ilk günü Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun verdiği konserle son buldu. Sayın seyirciler, son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber düğünlerde tercih edilen takılarda da düşüş yaşandı. Evlenecek çiftler altın alamayınca çareyi imitasyon takılarda buldu.
yaşanan ekonomik sıkıntılar ve altında yaşanan artış nedeniyle düğünlerde tercih edilen takılarda da düşüş yaşandı. Özellikle Şanlıurfa'da altın takılar düğünlerin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Frenk bağından Madonna kolyeye, akıtmadan setlere, bileziklerden yüzüklere kadar birçok takı ürünü düğünlerde geline takılmak için alınır. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle durumu olmayan ailelerse çareyi imitasyon takılarda buldu. Bir geline takılan takıların maliyeti 250-3000'i bulurken imitasyon altın alanlar 3000 ila 5000 lira arasında ücret ödüyor. İmitasyon ürünlere rağbetin olduğuna dikkat çeken esnaf, gelen zamlardan imitasyon ürünlerinin de etkilendiğine dikkat çekti. Altın fiyatları yükselince imitasyon altına talep arttı mı? Yani arttı, gelen müşterilerimiz söylüyor zaten fiyatları arttığı için. Onlar da direkt imitasyona yöneliyorlar. Herhangi bir düğünde kına olsun, çeyiz olsun takıyorlar. Biz de satıyoruz. İmitasyon kordon, imitasyon frenk bağ, Madonna kolye, bilezik, akıtma gibi ürünler tercih ediliyor mu? Yani genellikle düğünlerde, kınalarda, nişanlarda çok tercih ediliyor. Yani satıyoruz. Satışlar nasıl peki? Satışlar yani iyi değil. Çok fazla iyi değil. Çünkü yazın sıcağında kimse gelemediği için böyle satışlar çok fazla iyi değil. Orta yani. Peki sahte olduğu çok fazla anlaşılıyor mu ürünlerinizin? Yani ürünlerimize garanti veriyoruz. O yüzden anlaşılmıyor. Herhangi bir kimyasal madde üzerlerine uygulamadıkları sürece anlaşılmıyor. Peki fiyatları nasıl? Yani Madonnalarımız var. Büyükleri 600, küçüğü 500. Frenk bağı var 650, akıtma var 650, kordon var, değişiyor yani, değişiyor fiyatları her günden güne. Bu saydığınız ürünlerin hepsini alırsak ne kadar mal olur? Yani toplam civarı 1500. Şimdi altın fiyatları yükselince imitasyona rağbet çoğaldı. Yani talep çok şu an. Bazı ürünleri yani altına benzeyen ürünleri inanın yetiştiremiyoruz. Madonna olsun, akıtma, frenk bağı, ondan sonra altın modelleri olan kemerler şunlar. İnanın atölyeciler yani yetiştiremiyor bunları. Satışlarımız güzel, gayet güzel gidiyor yani. Hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir konuda. Şimdi şöyle tam altınla birebir değil de ama böyle uzaktan baktığında yani fark edemiyorsun. Fiyatlarımız uygun. Mesela örneğin birebir altın işçiliği. Şu birebir altın işçiliği. Bunun altınını aldığın zaman kuyumcusundan 5 gram işçilik alıyor. Bugün 5 gramın 5000 liradır. Ama bizde ne kadar bu? 500 liradır. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın altyapı ve üst yapıya yönelik artan yatırımlarının ardından kırsal mahallelerde asfalt öncesi çalışmalar hız kazandı. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri ekipleri bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor, bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarım çalışmalarıyla mahallelerin çehresini değiştiriyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın altyapı ve üst yapıya yönelik artan yatırımlarının ardından çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda Uluhan Kırsal Mahallesi'nde sati asfalt kaplama öncesi stabilize yol çalışmaları yürütülüyor. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamadaysa ilçe genelindeki çalışmaların program dahilinde devam edeceği kaydedildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyir halindeyken yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri yaralı halde buldukları martıyı besledikten sonra ekiplere teslim etti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyir halindeyken yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri yaralı bir martı buldu. Olay dün gece saat 20 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı.
Suriye sınırındaki Mürşit Pınar yolunda hareket halinde yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri yaralı bir martı buldu. Martıyı aracı alan ekipler şehir merkezine getirip önce su sonra ise yiyecek vermeye çalıştı. Martıya büyük bir şefkatle yaklaşan ekipler uzun süren çabaların ardından su verip yemekle beslemeyi başardı. Kameralara da yansıyan görüntülerde bayan görevlilerin de olduğu jandarma ekibinin gayreti büyük takdir topladı. Yemek ve su verdikten sonra yeniden hareket etmeye başlayan martı, çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ekiplerin aldığı martı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Ya hani yiyemez ki. Şanlıurfa'da yaşanan birbirinden ilginç kazalar polis şehir kamerasına yansıdı. Kameralara takılan kazalardan biri ise filmleri aratmadı. Şanlıurfa'da dikkatsizlik ve kural tanımama nedeniyle meydana gelen birbirinden ilginç trafik kazaları polis şehir kameralarına yansıdı. İlk kaza İpek Yol Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziantep istikametine giden bir otomobil aniden Diyarbakır yoluna dönmeye çalışan alt geçidin demir korkuluklarına çarptı. Bir diğer kaza ise filmleri aratmadı. Refüjde duran bir bayan araçlar seyir halindeyken aniden yola fırlayarak yavaş bir şekilde seyreden bir otomobile çarparak yere düştü. Bir diğer görüntüde ise trafik lambasının kırmızıya dönmesine aldırış etmeyen tır sürücüsü minibüse çarpıyor. Son görüntüde ise arayoldan çıkan hafif ticari araç kavşaktan geçmeye çalışan minibüse çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 50 metre ileride devriliyor. Sayın seyirciler, Mısır'ın başkenti Kahire yakınında yer alan Gize bölgesindeki bir kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi ise yaralandı. Mısır'ın başkenti Kahire yakınında yer alan Gize bölgesindeki İmbaba semtinde Kıpti Kilisesi'ne bağlı Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Mısır Sağlık Bakanlığı 30 ambulansın olay yerine sevk edildiğini ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Mısır polisi yangının kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfattah el-Sisi ilgili tüm kurumları göreve çağırırken Gize Valiliği hayatını kaybedenlerin ailelerine 50 bin pound, yaralanan kişilerin ailelerine ise 10 bin pound yardım yapılması talimatı verdi. İlginç bir haber var sırada sayın seyirciler. Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartala veteriner hekim müdahale ederek yılanı çıkardı. Avladığı yılanı yutamayan kartal boğulma tehlikesi geçirdi. Ben tutayım onu elimle. Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda devriye atan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kartal olduğunu gördü. Kartalı alan ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen kartalın avladığı yılanı yutamadığı belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. Nefes alması sağlanan kartal tedavi altına alındı. Kartalın gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 63 Urfa Spor Taraftarları Derneği Başkanı Ali Çiçek, yönetim kurulu üyeleri ve Şanlıurfa Spor Taraftarlarıyla bir araya gelerek bu senenin şampiyonluk senesi olmasını istedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sarı yeşilli sevdaya gönül veren Şanlıurfa Spor Taraftarıyla bir araya geldi.
Urfa seninle gurur duyuyor. Şölen havasında geçen buluşmada taraftarlar Başkan Beyazgül'ü tezahüratlarla ve meşalelerle karşıladı. 63 Urfa Spor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek taraftarlarla sohbet eden Başkan Beyazgül, Şanlıurfa Spor Taraftarlarının şanına yakışan bir karşılamayla karşılandığını belirterek zorlu yollardan beraber yürüdüklerini belirtti. Taraftara yakışır bir şekilde bizi karşıladı. Hani diyorlar ya, beraber yürüdük bu yollardan. Gerçekten size çok yol yürüdük. Biraz önce dinledim. Hakikaten taraftar vefakar. Taraftar yine iyi bir yol arkadaşı ve cephakar. Biz sizin yüreğinizi, gönlünüzü biliyoruz. Bu yüreğinizi, gönlünüzü bildiğimiz için de buraya geldiğimiz zaman ayrı bir duyguyla geliyoruz. Gönlümüze işlemiş. Renkleriyle, takımıyla, ismiyle gönlümüze işlemiş bu takım valliğine düşecekti. Elinden tuttuk. Biz o zaman yine tedbirimizi de aldık. Ayrıyeten Karaköprü'yü de yüreğimize almıştık hatırlarsanız. Önemli olan ben değilim. Önemli olan Urfa, önemli olan Urfa Spor, önemli olan taraftar. Bu coşkuya, bu şehre yakışan elbette ki şampiyonluk. Taraftarların ikinci hafta maçında 4 Eylül Pazar günü Sivas deplasmanına gitmek için otobüs taleplerini tezahüratlarla dile getirmesi üzerine Başkan Beyazgül, "Verdim gitti o zaman," dedi. Sivas'a otobüs istiyoruz. Sivas'a otobüs istiyoruz. Evet, verdim gitti o zaman. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.